Kara büyü, ölüm ve intikam içeren büyüler. Kabala büyülerinin en etkileri ve en karanlıkları. Karanlık büyüler içerisindeki ölüm büyüleri ve intikam büyüleri. Herkese yeniden merhaba dostlar. Bugün ölüm büyüsü ya da intikam büyüsü hazırlıyoruz. Çok istenen bir büyü olduğu için bunu öncelikle size sormak istedim. Ölüm büyüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hafta ölüm büyüsü yapalım mı diye. Değerli dostlar, birçok sefer normal aşk ve bağlama yaparken bu sefer intikam büyülerine, yani karanlık tarafa artık geçiş yapıyoruz. Bu nedenle de bu haftaki videomuzda ölüm büyüsü nasıl hazırlanır, hangi materyaller kullanılır ve nelere dikkat edilir ondan bahsedeceğiz ve çok güzel bir video hazırlayacağız. Hazırsanız kullanacağımız malzemelere doğru geçelim. Sizler de yavaş yavaş videoyu takip etmeye ve kanala abone olmayı unutmayınız. Ben hızlıca materyallerimizi size aktarayım. Sizler de evinizde bulunan materyallerden faydalanaraktan bir ölüm büyüsü nasıl hazırlanır onu hep beraber yapalım dostlar. Öncelikle her zaman biz şundan yanayız. Elimizdeki olan malzemelerden faydalanaraktan büyüler hazırlamalıyız. Değerli dostlar, evimizdeki bulabileceğimiz her şeyden, hemen hemen her şeyden büyüler hazırlayabilirsiniz. Sizler için gerekli olan malzemeler. Öncelikle bir ölüm büyüsü ya da intikam büyüsü hazırlayacağınız zaman mutlaka size ait bir kan, özellikle safran ve kırmızı mürekkep ya da siyah mürekkep. O size kalmış bir şey. Ya da gül suyu. Bu karışımları uygun şekilde hazırladıktan sonra da yine yazıtlarınızda, tılsımlarınızda mutlaka bunları kullanmalısınız. Çünkü bu karışım olmazsa olmazlarımızın içerisinde en önemlisi, gördüklerimizden bir tanesi neydi? Ölüm büyülerinin içerisinde mutlaka safran mürekkebi ve kendi kanınızdan mutlaka 3-5 damla kesinlikle mürekkebin içerisine yazacağınız yazılarda kullanmak için damlatmak zorundasınız dostlar. Yazıtları kullanabilmek için mutlaka keçe ucu olan bir kalemden faydalanaraktan yazılarınızı kolaylıkla yazabilirsiniz dostlarım. Bugünkü videomuzda oldukça fazla yazı karakterleri ve farklı yazı kültürlerine ait tılsımlar içeren yazıtlarımız bulunuyor dostlarım. Hazırsanız ben hızlı bir şekilde yazı bölümüne doğru geçerken sizler de beni takip etmeyi, izlemeyi unutmayınız dostlarım. Unutmayın, bugün bir ölüm büyüsü hazırlıyoruz ya da İntikam büyüsü hazırlıyoruz. Ben hızlı bir şekilde yazılarımı yazarken ölüm büyüleri neden yapılır, kimler için yapılır ve hangi amaçla yapılır, hangi diller kullanılır ve sözleşme anlamındaki bu kullandığınız yazıları hangi şekilde, niçin yazmalıyız diye bilgiler vermeye gayret sarf edeyim dostlarım. Ölüm büyüsü nedir? Ölüm büyüsü nasıl yapılır? Öncelikle bunu bilmek lazım sevgili dostlar. Ölüm büyüsü kara büyü sınıfında bir büyüdür dostlar. En tehlikeli kara büyüler arasında yer alır ve bilinenin aksine papaz büyüsünden daha etkili ve daha tesirli büyülerdendir. Birden fazla yapılış şekli vardır. Bu ritüeller büyüyü yapan kişinin yaşadığı coğrafyaya ve diline, dinine ve ırkına göre değişkenlik gösterebilirken bizim toplumumuzda da farklı şekilde kara büyüler ya da ölüm büyüleri yapılmaktadır dostlar. Her ritüelin ortak bir amacı vardır. Bunu bilmek lazım. Ritüellerin uygulanış şekilleri farklı olsa da öncelikle ölüm büyüsü nedir sorusunun yanıtı ile bunu devam ettirmek lazım. Ölüm büyüsü nedir sorusuna cevap verirsek ya da adından da anlaşılacağı gibi ölüm büyüsü kara büyü sınıfında bir büyü olup amacı insanı öldürmek ya da çok bilinen aksine ölümden beter etmek için kullanılır sevgili dostlar. Herkes ölüm büyüsü deyince insan öldüren bir büyü olarak düşünüyor olsa da yapılış şekline ve amacına göre ölüm büyüleri farklılık göstermektedir.
Bilinmeyen tarafı dengesini yitirmiş bir kişinin hayatı ölümden beterdir. Bu, büyünün her bir zaman kişisindeki fiziksel olarak ölmesi amaçlanmaz. Bazı durumlarda yaşaması ama yaşarken her gün ölmesi hedeflenebilir dostlar. Bu da akıl noksanlığı ile olur. Büyü bu yüzden de bunun da bilinmesi de büyük fayda görüyoruz dostlar. Ölüm büyüsünün yapılma şekli. Bu büyüyü yapabilmek için öncelikle büyü yaptırılacak olan kişinin ad, anne adı, baba adı ve doğum tarihi gerekebilir. Veyahut elinizde o büyü yapılacak kişinin fotoğraflarından bir tanesi var ise hedefleme göstererek o fotoğraftan faydalanabilirsiniz ve hedef noktası olarak fotoğrafın üzerinden direkt kişiyi göstertip ölüm ya da azap çektirtip ya da intikam aldırtabilirsiniz dostlar. Bir kısmında kullanılan bu fotoğrafların ikinci kısımda ise büyüde bize eşlik veya yardım edecek olan demon adı verdiğimiz ya da ifrit adı verdiğimiz şeytan kabilesinin alt kısımlarındaki bulunan cinlerden faydalanabilmekteyiz dostlar. Veyahut diğer cinlerden faydalanaraktan intikam büyüsünde yani ölüm büyüsünde ona eşlik etmesini isteyebilirsiniz dostlar. Buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi ilk başta da söylediğimiz gibi büyüyü hazırlayan kişinin kanı. Bu yazıtları ve tılsımları hazırlarken mutlaka ve mutlaka yazılı beyanda bulunurken mürekkebimizin içerisine safran kan bulaştırmak zorundayız. Varsa siyah boyalardan da faydalanabiliriz. En önemli unsurlardan bir tanesi de bu hedefleme yaparken göstereceğimiz insanın azap çekmesini ya da ölümüne neden olacak bu tılsımları hazırlarken kurşunsuz bir gül suyundan da faydalanabilirsiniz. Ama en önemlisi olmazsa olmaz hedefleme yapılabilmesi için burada bir kişinin fotoğrafına ihtiyacımız kesinlikle bulunuyor dostlar. Ve diğer bir unsur neydi? Mutlaka yazıtlarda ve tılsımlarda kan bulundurmak zorundasınız. Daha sonrasında neler yapacağımızı videonun sonuna doğru yine açıklayalım dostlar. Sizlerin de gördüğü gibi dostlarım, ben bugünkü tılsımlarımı Pancap dili ve Maiti dilinden faydalanaraktan tılsımlarımı hazırlıyorum. Maiti dili ve Pancap dili aslında antik uygarlıklara baktığımızda 6. asra gittiğimizde Sanskritçenin ilk yazıtlarından bir tanesi sayabiliriz. Pancap dilini kullanan ülkeler şu anda Hindistan ve Pakistan'ın belli bir kısmı diyebiliriz dostlarım. Bugün sizi biraz yoracağım dostlarım çünkü bugün fazla yazı ve tılsım içeren işlemlerimiz var. Öncelikle bu yazı işlemlerini hallettikten sonra daha sonra bu büyüde yapmamız gereken ve gitmemiz gereken bir yol haritamız var. Dolayısıyla da her birisinin sıralamasını doğru şekilde yapmamız ve uygulamamız gerekmektedir dostlar. Ben şimdi yine bu sefer Sanskritçe dilinden faydalanaraktan yine tılsımlarımı hazırlayacağım. Ama hiç merak etmeyin, Pancap dili ve diğer dilleri Sanskritçe de dahil. Ben hem nasıl okunduğunu ve nasıl yazıldığını zaten görüyorsunuz. Bir yandan da Türkçesini sizlerle paylaşacağım. Bir yandan da bu yazmış ve hazırlamış olduğum kağıtların her birisini sizler de alabilin diye topluluk kısmında sizlere de paylaşacağım. Ve videonun içerisinde de ya da videonun sonuna doğru da ekran görüntüsünde sizlerle paylaşacağım dostlarım. Merak etmeyin, basit dillerden bir tanesi. Zaten ekranda da gördüğünüz gibi Pancap dili aslında basit yazı karakterine sahip. Ama buradaki bulunan tılsımlar çok önemli. Çünkü bir intikam büyüsü ya da ölüm büyüsü hazırlayacağınız zaman yazıların sempatikliği değil, içerisindeki amaç çok önemlidir dostlarım. Devam edelim videonun sonuna doğru. Mutlaka bu yazıtlarda neler istedik, neler yazdık ve hangi ruhani varlıklardan yani hangi cinlerden destek aldık ve biz bunu kim için yaptık mutlaka sizinle de paylaşalım dostlar. Peki ölüm büyüleri kaç günde tesir eder ve sahibini kaç gün içerisinde bulur ve etki gösterir dostlar?
Bu büyü ortalama olarak 30 ve 31 gün arasında tam olarak etkisini göstermektedir. İki aşamalı bir büyüdür ve 14 günlük bir ritüelin ardından işleme 3 gün ara verilir dostlar. Ve tekrardan 14 günlük bir ritüel sonrasında bu büyünün sonlandırılması ve tamamen başlatılması ve kişiyi bulması sağlatılır dostlarım. 14 günlük kısmı kişinin psikolojik olarak çökmesi içindir aslında. İkincisi, 14 günlük kısmı ise fiziksel rahatsızlıklara sebep olması içindir dostlar. Ölüm büyüsünün etkileri nelerdir diye sormak gerekirse aslında basit şekilde gözlemlenebilir. Bu büyü ilk olarak kişiyi psikolojik olarak etkiler dostlar. Bu etkileri kişinin içine kapanması ve etrafıyla olan iletişimi kesmesine neden olur. Bu iletişime ailesi de dahildir. Bunun dışındaki kabuslar görmesi ve uyanıkken farklı hayaller ve farklı şeytani figürler görmesine de neden olan büyülerdendir dostlar. Klasik olarak etkilerden bir tanesi de budur. Kulağına şeytanların ya da cinlerin fısıldamasıyla beraber sürekli takip ediliyormuş hissi ve ilk etapta görülen etkilerden bir tanesi olabilir dostlar. İşlemin ikinci 14. gününde ise görülen etkiler ise kişinin yemeden ve içmeden kesilmesinden bir tanesi olarak bilinmektedir. Fiziksel olarak çöküşünün geçmesi, metabolizmasının yavaşlaması, vücut direncinin düşmesine ve yerinden kalkamayacak hale gelmesine neden olabilir dostlar. Zaten psikolojik olarak yorulmuş olan insan bir de üstüne fiziksel düşüklükler eklendiği zaman kurtarılmayacak bir hale gelmektedir dostlar. Ölmesi de bu sebepten mutlaka kaçınılmaz. Peki ölüm büyüsü neden yaptırılır sorusuna da cevap vermek gerekirse kimse kimsenin durduk yere ölmesini istemez elbette. Bu büyü yaptırmak isteyen insanların genel olarak birçok nedenleri vardır. Fakat şimdi bizim insanlık toplumuna baktığımızda da kısaslık dediğimiz mevzular var. Örneğin küçük yaşlarda birinin cinsel tacize uğramış olması ölüm büyüsüne hak talebi olmuş olabilir dostlar. Veyahut bir sürü borç vermişsinizdir. Kişi sizi devamlı oyalıyor ve sizi taciz ediyor ve sizi yok sayıyor. Bu nedenle ölüm büyüsü vakıf olmuş olabilir ya da hak talebi olmuş olabilir dostlar. Kocasından şiddet görmüş kadınlarımız ya da haksız yere kadınlarından psikolojik olarak şiddet gören erkeklerin de bu ölüm büyülerine mutlaka başvurduklarını görüp bundan dolayı kendilerine bir sebep ve hak talebi görmüşlerdir dostlar. E peki ölüm büyüsü nasıl bozulur sorusuna da hazır videonun içerisinde cevap vermek lazımsa bu büyünün yaptırması kader bozdurmasından daha da zor olabilir sevgili arkadaşlar. Büyünün etkileri anlaşıldığı andan işini iyi yapan tecrübeli bir medyumlardan yardım istenilebilirse çünkü geç kalınıp büyü ikinci aşamaya doğru geçtiğinde bozmak imkansıza hemen hemen yakın olabiliyor dostlar. İkinci aşamaya şeytanlar ve kişiler yani cinler tarafına geçiş yapıldığı zaman bu büyüleri azaltabilmek ya da bunları çakıştırıp yani bozdurabilmek olağanüstü derecede zor hale gelmektedir. Ama zaten psikolojik ve sistematik olarak bedenin çökmesi demek bu büyüleri bozma aşamasında da medyumlara zorluk çıkartabiliyor. Ruhsal şekilde çöküntü yaşayan insanlarda enerji olamayacağı için bu nedenle de bu büyülerin bozdurulması da olağanüstü derecede zor dostlar. Eğer ki kişi de bu büyünün olduğundan şüphelenirse tecrübeli bir kişiden yardım alıp kişinin mücadelesinde ona destek olunup ve bu şeytanlar, ifritler ya da cinleri kovabilmek için mutlaka tılsımlar, ritüeller kullanılmalıdır. Ama ölüm büyüleri ya da intikam büyüleri hazırlanırken mutlaka ona istinaden bir farazi büyü hazırlanır ve oymuşçasına bozma çabaları olabilir. Bu büyüleri bozabilmek için ak büyülerden yani bizim beyaz tabir ettiğimiz rahmani büyülerden destek alınamamaktadır dostlar. Kara büyüleri bozabilmek için sadece kara büyülerden destek alabilirsin ve birbirlerini çakıştırıp birbirlerini bu şekilde nötrleyebilirsiniz de uzun uğraşlar ve uzun ritüeller içermektedir dostlar bu arada.
Bir ölüm büyüsü ya da intikam büyüsü hazırlayacağınız zaman mutlaka sebep ve sonuçlarını iyi düşünmeniz gerekmektedir. Bunu kesinlikle unutmayınız. Sevgili dostlar, ekranda görmüş olduğunuz Sansirikçe, Maiti ve Panjab dili, yani bugünkü videomuzda tam 3 tane yazı tılsım şeklinde yazı karakterlerinden faydalanıyoruz. Bir önceki videolarımıza da baktığınızda büyü, çakıştırma ve tılsımları bir araya getirme diye birçok büyülerimiz var. Ama bunları genelde aşk bağlama, geri getirme ya da ayırma ve soğutma büyülerinde kullanabiliyoruz. Ama kabala büyüleri de, yani aslında kara büyülerde de büyü, çakıştırmalar ve farklı uygarlıklardaki tılsımlardan da destek amaçlı yazıtlar kullanabiliriz. Maiti, Panjab ve Sansirikçe güzel bir dildir, sempatik bir dildir. O nedenle de ben herkesin mutlaka farklı uygarlıklara ait ve kültürlere ait dilleri bilmelerini isterim her zaman. Büyüler öğrenmek ya da büyüler yapabilmek istiyorsanız hayatınızda birçok dine, birçok kültüre ve birçok dile sahip olmanız gerekmektedir. Çünkü büyü yapabilen insanlar araştırmacı insanlardır. Bu nedenle bir büyü uzmanlığına ya da büyü merakınız varsa ya da en basitinden havas ilmine bir merakınız varsa mutlaka en basit olarak Farsça, Arapça ya da Osmanlıca, eski Türkçeden tabii bahsediyoruz, mutlaka biliyor olmanız gerekmektedir. Dostlar, bugün çok fazla yazımız var ve tılsımımız var. Niye biliyor musunuz? Bugün 3 tane dilden, yani Panjab, Maiti ve Sansirikçeden faydalanıyoruz. Bu diller uzun yazı karakterlerine sahip. Çünkü bizim istek ve arzularımız bugün biraz fazla. Biz hem ölüm büyüsü, hastalık büyüsü ve özellikle de bir ruhani varlıktan destek alacağımız için bu büyüde bize destek çıkacak, yardımcı olacak ruhani varlıkla iyi bir anlaşma, yani sözleşme yapabilmemiz gerekmektedir. Bu sözleşmenin dışına çıkılmamasını sağlamak için bu varlıkla iyi bir anlaşmayı sağlayabilmek lazım. Peki bu varlıkla anlaşmayı yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bu büyüyü kim için hazırlıyor isek onun fotoğrafını bu varlığa hissettirmemiz, göstermemiz gerekmektedir. Aslında ölüm büyüleri ya da intikam büyüleri şu şekilde anlaşılması daha kolaydır. Bir varlığı bu kişiye musallat ettirmek ya da bu kişiyle kavga ettirecek hale getirmek, aslında nifak sokmak ya da aralarını açabilmek için bir ritüel kısmı var. Bu ritüel kısmını videonun sonunda sizlere göstereceğim mutlaka. Bir ateş yakarak ve bir çember çizerek bizim buradaki kullanacağımız varlığı kışkırtarak bu kişinin üstüne saldırtmasına ve saldırmasına neden olacağımız bir ayin ritüel kısmı var. Buradaki yazıtlarda da biz o varlığın dostuymuşuz gibi davranıp aslında bu varlıkları kandırma yoluna gidiyoruz. Biz bu varlıkları kandırma yoluna giderken de bu kişiye bunun saldırmasını ve bu kişinin aslında o kişiyle, bu ruhani varlıkla, Türkçe tabiriyle cinle, Arapçasıyla neydi, canla kavga etmelerine ve husumetli olmalarına neden oluyoruz. Bu nedenle de cinlerin insan zaten sevmemeleri, zaten husumetli olmalarından dolayı bir ruhani varlığı bu kişiye çok çabuk ve hızlı şekilde musallat ettirip hastalanmasına, ölümüne kadar yol açtırtabiliriz. Ölüm büyülerinde mutlaka bir şeytani varlıktan destek alınması gerekmektedir. Şimdi ekranda da görmüş olduğunuz sayfada bizim saldırtmak istediğimiz kişinin adını yazıyoruz. Daha sonrasında bizim saldırtmak istediğimiz ve ölümüne ya da hastalanmasına ve huzur bulmaması neden olacağımız kişiyle beraber bu burada şimdi birazdan daire çizip ortasına da bu şahsın fotoğrafını yerleştiriyoruz. Ama ben bugün sizlere farazi bir tane fotoğraf kullanacağım. Dolayısıyla da siz bu büyülerinizi hazırlarken kim için hazırlıyorsanız o kişinin mutlaka bu siyah kağıdın ortasına ve daire hazırlayacağımız, kaçamak yapamasın diye hapsedeceğimiz ve çıkışını engelleyeceğimiz, ruhani varlıkla aynı ortama sokabileceğimiz bir kağıt hazırlıyoruz. Bu kağıdın ortasına o şahsın ismini yazdıktan sonra etrafını koruma çemberiyle, yani korkuluklarla kapattığınız, yani demir parmaklıklarla kapattığınızı düşünün dostlar. Bundan sonrası, asıl bundan sonrası çok önemli dostlar. Bundan sonrası bu varlığı, bu şahsa doğru kışkırtma yapacağız. Nasıl kışkırtacağız? Onu da birazdan sizlere göstereceğim dostlar. Dostlar, bir ölüm büyüsü hazırlarken veyahut intikam büyüsü hazırlarken örnek gösteriyorum ben size. Abdurrahman diye bir kişiden mesela ben intikam almak istiyorum veya ölümüne neden olmak istiyorum. Burada hapsettiğimiz ve çember içerisine aldığımız bir kişi.
Bunun ortasına da mutlaka o şahsın fotoğrafını ve hangi ruhani varlıktan destek alınacaksa ve kışkırtılacaksa o varlığın da ismini yazabilirsiniz. Ama ister Türkçe yazabilirsiniz, ister Sanskritçe, isterseniz Maiti bildiğiniz dillerden yazabilirsiniz. Şimdi değerli dostlar, ekranda da görmüş olduğunuz gibi karışım, aslında kan karışımlı bir mürekkep. Şimdi dostlar, bir sonraki konuya geçecek olursak, biz şimdi kışkırtma yapacağımız bu cinden faydalanmak için ne yapmamız lazımdı? Bu adamın ya da bu kadının fotoğrafını bu dairenin içerisine koymamız lazımdı. Sırasıyla gidecek olursak dostlar, bu ruhani varlıkla ve bizim intikam almak istediğimiz veya da acı çekerek, zulüm görerek ölümüne neden olacağımız insanın aynı yerde bulunmasına neden oluyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Bu kişiyle de bu varlığı aslında birbirleriyle tanıştırıp kavga ettirme bölümü. Ama şu anda bir ruhani varlığımız yok. Peki ruhani varlık nasıl çağırabiliriz? Bir cinden nasıl faydalanabiliriz? Bu cini bu şahsa nasıl saldırtabiliriz ve düşmanı haline getirebiliriz? Hangi kabileden yardım almak istiyorsak mutlaka o kabilelere ait işaretleri, tılsımları, yazı figürlerini bilmek zorundayız dostlarım. Örneğin biz bugünkü kullanacağımız cinden bahsedecek olursak biz Malik kabilesinin bir cininden faydalanacağız. Peki Malik cinleri nedir? Malik cinine geldiğimizde dostlar, Malik cinleri dünya üzerindeki en son bulunan kabilelerden bir tanesiydi. Bu nedenle de insan topluluklarını, yani adam topluluğunu, yani insanoğlunu pek de seven, pek de haz eden ruhani varlıklar değiller dostlar. Bu nedenle de Malik cinlerinden faydalanacağınız zaman bu büyüleri hazırlarken bu kişinin ölümüne kesinlikle neden olacağınızı bilmeniz gerekmektedir. O yüzden vicdanınızı eğer kenara koymadıysanız bundan ya vazgeçeceksiniz ya da bunu sonuna kadar devam ettireceksiniz. Peki dostlar, biraz önce şunu söyledik. Malik cinlerinin tılsımları vardır. Yani bu ruhani varlığı çağırabilmemiz için işaretlere ihtiyacımız var. Öncelikle ben çok fazla video uzamasın diye bu tılsımları hazırladım ve çizdim dostlar. Bir cin çağırabilmek için uzun bir ayin kısmı var. Birazdan onu size anlatacağım ve beraber sizinle beraber bir cin nasıl çağrılır onu size göstereceğim dostlar. Evet dostlar, hazırsanız tılsımımızı alıyoruz. Açıklık bir alana çıkıyoruz dostlar. Evinizin bir bahçesi varsa ya da açık gördüğünüz bir yer varsa mutlaka bu tılsımla beraber çıkıp toprak üstünde yapmamız gereken kısacık bir ayin kısmı bulunmaktadır. Bu ayin kısmında bu kullanacağımız, yani çizmiş olduğumuz bu tılsımlar sayesinde bir varlık çağıracağız ve onun bizi duymasına neden olacağız. Ve bu boyuta geçiş yapması için ona yardımcı olacağız. Nasıl yardımcı olacağız? Hazırsanız ben zaten hızlı bir şekilde size bir varlık, en basit şekilde bir varlık nasıl çağrılır, bundan nasıl faydalanılır ve bu insanlara nasıl musallat ettirilir, buradaki varlığımızı buradaki kişiye nasıl kavga edecek hale getirtiriz, ondan da bahsedeceğiz. Ama öncelikle bizim ölüm büyüsü hazırladığımız kişiyle de bu ruhani varlığı birbirine nasıl kavga ettireceğiz? Hızlı bir şekilde onu da size anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız hızlı bir şekilde açıklık bir alana doğru geçelim ve cin çağırma ayinine beraber devam edelim dostlar. Öncelikle bir varlık çağırabilmek için kağıdımızın üzerine çizmiş olduğumuz boyut kapısı geçişinde kullanacağımız tılsımımızın aynısını yerde toprağın üzerine hazır bir şekilde çiziyoruz dostlar. Malik cinini çağırabilmek için dostlarım bu daireyi çizip bu tılsımları hazırlayıp boyut kapısını hazır bir hale getirmemiz gerekmekti. Ve elimizdeki çizili kağıdı da buruşturabildiğiniz kadar buruşturun. Dairenin tam ortasına tılsımı da koyup ve ateş verip daha sonrasında bir ayin kısmı var dostlar. Bu ayin kısmında söylenmesi gereken ve bu varlığın bizi duyabilmesi için telaffuz etmemiz gereken bazı tılsımlı sözler var. Birazdan onu da size ben kendim vereceğim dostlarım, merak etmeyiniz. Hatta bu daireyi hazırlamadan önce mutlaka kendinizi koruma içerisine almış olmanız gerekmektedir. Kendinizi korumaya aldıktan sonra mutlaka bir varlık çağırmaya kalkışınız, yoksa bu varlık size zarar verebilir. Hazırsanız ben ayin kısmında bu varlığı nasıl çağırmamız gerekiyor ise o tılsımlı sözlerimizi ve ayin kısmına hızlı bir şekilde geçiyorum dostlar.
Önce yapılması gereken elimizdeki tılsım bulunan kağıdı tam dairenin ortasına koyup ateş verip iz bulması için, yani yol bulabilmesi için, ona ateşi yol bulabilmesi için kullanıyoruz sevgili dostlar. هن نارنو بلفونن هن دارو سبحاتو انت نندورن هن يرزوزن دار سورن انت هون مار آواسون مر هنو هن دوروسن بقان سبحوتو ريزن فندخونن نهارا دوكون هبحاركون هاتي آبيتي نابونون من فار مدرا عافا درهون وجر انهون مئين توراسون من ديرون هاتو ابركات دكت هاهم ناين نخونا من دقلدو دوستين دقيحانا من دور سئل واختارا من ثارا من هور سنف ديانا توصانا عطي آتمي سيرين توحان حالا سبحانا توحانا. İşimiz bitti mi? Elbette ki bitmedi dostlar. Şimdi onu çağırdıktan sonra onu yakalamamız gerekiyor. Kağıt kül olduktan sonra bu dairenin dışına kaçamaması için ne yapıyoruz? Bir metal yardımıyla ya da bir kazık yardımıyla bulabileceğiniz şeyle iki defa mutlaka bunu uygulayacaksınız. Ne yapacaksınız? Bakın aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Tam dairenin ortasına bunu böyle kazık çakar gibi çakıp onu orada yakalıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ama bunu yaparken şu sözleri mutlaka söylemelisiniz. Hakka min fahura, hakka min haşure, in ad'auruna min hakka. Hakka min fahura, hakka min haşure, in ad'auruna min hakka. Şimdi sevgili dostlar, bu yakaladığımız ve intikamını alabilmesi için bu Abdurrahman'ın, yani sizin de farz edelim ki ölüm büyüsü ya da intikam büyüsünü hazırladığınız kişinin üstüne salmak için bir maliki cininden yararlanıyoruz. Bunu biraz önce de uygulamalı şekilde yaptık ama ben tavsiye etmiyorum. 18 yaşından küçüklerin altının da bu işe kesinlikle girmelerine karşıyım. O nedenle 20 yaşının üstündeki büyük insanlara sesleniyorum. Bunu sizler öğrenebilirsiniz, yapabilirsiniz. Dönelim konumuza. Sevgili dostlar, Maliki cinini bu Abdurrahman dediğimiz insana kışkırttık ve saldırtmak için onu dolduruşa getirdik ve bu boyutta onu yakalamış olduk. Şimdi bu Maliki cini ta ki görevini tamamlayıp görevini sonlandırana kadar, işini bitirene kadar bu boyutta kalacak ve bu Abdurrahman dediğimiz kişinin enerjisini hem sömürecek hem ona bin bir türlü hastalıklar, kötülükler yapacak. İntikamını aldıktan sonra kendi boyutuna geçiş yapacak dostlarım. Bundan sonraki olacakları göstermemeye karar verdim dostlarım ama size anlatımını yapmak istiyorum. Bütün yazmış olduğumuz sayfaların her birisini ve o elimizdeki intikam almak istediğimiz ya da ölüm büyüsü yaptığımız kişinin fotoğrafıyla beraber bu ateş verip çember içerisindeki yakaladığımız varlığa ait olan o sayfadaki küllerin hepsini topluyoruz. Topladıktan sonra bütün sayfaları bir araya getirip bunları karanlık bir köşeye kaldırıyoruz ya da bir kutunun içerisine koyup oradaki sayfalardaki yazan tılsımları, işaretleri ve emirlerin her birisini bu varlığa yaptırtmak için elimizden geldiği kadar karanlık bir köşede saklıyoruz. Neyle saklıyoruz? İntikam almak istediğimiz kişinin fotoğrafıyla. Niçin saklıyoruz? İntikam almak ya da ölmesine sebep olmak ya da ölmesini istediğimiz kişinin fotoğrafıyla beraber bütün yazıtların her birisini aynı külün içerisinde 14 artı 30 31 gün bekletiyoruz ve ayinini yapıyoruz. Ölüm büyüsü bu şekilde hazırlanıyor dostlar. Başka ölüm büyüleri de çok yakında yine gelecek dostlarım. Bugünlük videom bu kadar. Eğer işinize yarayacak büyüler öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız dostlarım. Bana ulaşabilmek için de Büyülerin Sırları Facebook kanalından bana yazabilirsiniz dostlarım. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.